Kollarında taşıdığı meyvelerin olgunlaşmasıyla Anadolu'nun dört bir yanında değişim ve gelişimin tohumlarını yeniden ekiyor, yeniden yeşertiyordu. Cumhuriyet kurumları, bankalar, fabrikalar derken Anadolu'nun ana kucağında Ankara'ya da düştü. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü. Kadınlarımız erkeklerden daha çok münevver, daha fazla bilgili olmalıdır diyen atamızın vasiyeti gereği 1958 yılında kurulan enstitümüz ürettiği her eser, koleksiyonlar, sergiler, biten ve devam eden projeler, içerik ve tasarım olarak hem arşiv hem de sanatsal değeriyle Türk kadınının başarısını, yaratıcılığını haykırmakta, adeta tescillemektedir. Çünkü tarihine, kültürüne, kentine ve değerlerine sahip çıkan bireyler, sağlıklı gelişmenin anahtarı ve sürekliliğin güvencesidir. 1958 yılından beri bu amaç ve hedeften hiç ayrılmadan birçok projeyi hayata taşımış, kültürel zenginlikleri en modern tasarımlarla gelecek nesillere armağan etmiş olan enstitü, bünyesinde bulunan müze, arşiv ve kütüphanede bulunan orijinal eserler ve kaynaklarla geleceğe tanıklık etmeye hazırdır. Enstitü, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın protokol listesinde olmasından dolayı Atatürk'ün doğumunun 100. yılında 24 Kasım 1981 yılında açılmıştır. Etnografik eserlerden oluşan protokol müzesi bünyesinde üretimi yapılan el sanatları ürünlerinin satışa sunulduğu satış bölümü, sergi ve defile salonuyla kurulduğu günden bugüne ülkemizin ve diğer ülkelerin en üst yönetiminde bulunan devlet adamlarını ve eşlerini ağırlayarak hem destek hem de takdirlerini alarak liyakatini gururla sürdürmektedir. Tarihimizdeki kültürleri, değerleri araştırıp harmanlayıp atölyelerde pişiren, olgunlaştıran, eğitirken üreten, üretirken eğiten enstitümüz 2003 yılından itibaren de tavrı ve tarzıyla marka olmayı başarmış, çağdaş, uygar, aydın, bilgili ve feyizli Türk kadınını ve eserlerini evrenselleştirmeyi vizyon edinmiştir. Dünü bugüne uyarlayan, zamanı birleştiren, yalnız yurt içinde değil yurt dışında da ülkemizi tanıtan koleksiyonlarımızdan Atatürk giysileri koleksiyonu, otantik giysi koleksiyonu, Osmanlı giysilerinin ihtişamını vurgulayan sanatsal giysi koleksiyonu, ayrıca Türk el sanatlarını ölümsüzleştiren, nakış ve Anadolu insanının tipik özelliklerini yansıtan folklorik bebek koleksiyonu ve çeşitli projelerle ülkemize layık olduğu şekilde tanıtmaktadır. Araştırma bölümü, bilim ve teknolojideki yenilikleri kullanarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Sanatsal nitelik taşıyan ürünlerin hazırlanması amacıyla projeler geliştirilmektedir. Geleneksel el sanatları ve Türk kültürünün araştırılarak yeni nesillere aktarılmasına yönelik tasarımlar yapılmaktadır. Kadın tersiliği dalı ve kadın giyim modelistliği dalı alanlarında eğitimler verilen bölümde defile koleksiyonları, saray giysileri, kaftanlar asıllarından modernize edilerek üretilmektedir. El sanatları teknolojisi alanında el ve makine nakışı dalı ile dekoratif el sanatları dalı olmak üzere iki bölümde eğitim ve üretim yapılmaktadır. El ve makine nakışı bölümünde Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait işleme teknikleri asıllarına uygun olarak öğretilmekte ve oluşan ürünler tüm dünyada bilhassa devlet düzeyinde gezilerde armağan olarak tercih edilmektedir. Dekoratif el sanatları bölümünde ise Anadolu'da sıkça kullanılan süsleme ve objeler asıllarına uygun olarak yeniden oluşturulmakta ve bu çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler arşivlenerek bu eserler unutulmaktan ve yok olmaktan kurtarılmaktadır. Kuyumculuk teknolojisi alanıyla ilgili teknik ve sanatsal bilgi ve beceriye sahip, özgün takı tasarımı yapabilen tasarımcılar yetiştiren bölümde kuyumculuk ve mine teknikleri eğitimi yanı sıra üretimi de yapılmaktadır.
sanat ve tasarım alanı çatısı altında, dekoratif sanatlar dalı ve iç mekan dekorasyon dalı alanlarında eğitim, öğretim yapılmaktadır. Geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak için araştırmalar yapmaktadır. Ebru, tesip, minyatür, vitray konularında eğitim ve öğretim yapmaktadır. Kültürümüzün değerli eserleri olan seramik çini desenlerini, formlarını araştırma, belgelemek ve yaşatmak adına çalışmalar yapmaktadır. Çinicilik dalı ve serbest seramik şekillendirme dalı olarak iki farklı dalda eğitim ve üretim çalışmaları yapılmaktadır. Grafik dalı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektedir. Bölümümüz bünyesinde grafik tasarım, özgün sanatsal baskı teknikleri atölyelerinde eğitim ve üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Grafik animasyon eğitimi programı kapsamında çizgi film, 3 boyutlu animasyon, video kurgu, kamera ve multimedya teknikleriyle hem kavramsal hem de teknik beceriler konusunda eğitim verilmektedir. Yiyecek, içecek hizmetleri alanında eğitim, dengeli ve doğru beslenme kurallarının öğretiminin yanı sıra, eski Türk yemekleri, Osmanlı mutfağı, yöresel yemekler ve Anadolu beslenme kültürü içerisinde yer alan soğuk yemekler, pasta, bisküvi yapımı gibi konularda da atölye ortamında eğitimler verilmektedir. Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj dallarında profesyonel ve son teknolojik yöntemleri kullanarak hizmet verilmektedir. Enstitünün faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışındaki tanıtımını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek, enstitüde üretilen ürünlerin tanıtımını ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Tüm değerlerimize ve kültürümüze yeniden şekil veren kadınlarımız, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün de öyküsünü yeniden yazmaktadır. Çünkü tarihine, kültürüne, kentine ve değerlerine sahip çıkan bireyler, sağlıklı gelişmenin anahtarı ve sürekliliğinin güvencesidir.